Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Yakut Paşa, yeni oyun videoma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi Empire Total War Dawnmode oyun serimiz kaldığı yerden güzel bir şekilde ve en zor seviyede Amerika Birleşik Devletleri'nin devam ediyor. Bu Allah izin verirse tabii ki 32. bölüm olacak bu güzel oyun serimizde inşallah. Evet, önceki bölümde ne olduğunu güzel bir şekilde özetlemek isterim. Oyunu oynamaya başlamadan önceki bölümde önemli bir Stuttgart savaşımız vardı Avusturya'ya karşı. Bu savaşı kazandık, bayağı bir kayıp verdik. Eğer ki takviye olmasaydı az kalsın kaybedecektik ama. Şimdi barış anlaşması sunmak istiyorum hemen Avusturya, çünkü Avusturya bana göre biraz fazla güçlü. Eğer ki kabul ederse çok sevinirim. Kabul etmedi. Basit bir barış anlaşmasını dersin. Şöyle bir teklif sunacağım. Çok güzel, kurtulduk. Evet, teknoloji verdim. Ama arkadaşlar bana göre doğru bir hamle. En azından bir tane daha düşmandan kurtulmuş olduk. Şimdi elimizde bir imkan varken ticari anlaşmalar imzalanmaya çalışalım. Ticari gelirimizi yükseltebilmek için. Öyle gözüküyor ki hiçbir devlet bizimle ticari anlaşmaya gitmeyecek. Maalesef yapacak bir şey yok o zaman. Şimdi Cenova, sana sıra gelecek. İlk önce şu as ordularımızı adam edelim. Takviye alması gereken bir ordumuz var, bir tane de. Takviye alması zor olacağını sanmıyorum. Burada iki tane line infantry yetiştirip takviye verelim hemen. Şimdi Prusya'nın ileride savaş açacağını düşünerekten orduyu aslında kaydırmak isterim. Bu orduya takviye verelim. Bu ordu böyle hamle atsın. Tamir ediliyor mu, edilmiyor mu? Tamir edelim bu binaları. Ve buradan da ileride arkadaşa takviye gelecek. Bunlar da öyle arka planda beklemede kalacak. Kim bilir ya. Bu ordumuz bir süre burada kalmak zorunda. Şunun sebebi arkadaşlar, buradaki çıkacak isyan. Şunu yıkıyorum. Nedenini biliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bu okul reform isteğini yükseltiyor. Bu da bizim için iyi olmaz. Evet. Heidelberg'de bir okul varmış. Yıkalım mı? Halk mutlu. Yıkmaya gerek yok aslında. İçeriye giderim. Bu yıkıyoruz değil mi? Çeri dedi ama hangisinden bahsediyor onu anlayamadım. Galiba buydu. Evet. Çeri. Lyon, France. Ha yok, burada. Onu yıkacağım. Sebebi arkadaşı isyan çıkmaması için. Bu yıkılıyor. Bu da. Evet. Tamamdır. Zaten araştırma hızımız aslında istediğim seviye değil. Ama yıkmak zorundayım. Çiğerdekini yıkmayalım. Burada araştırma yapalım. Yani şöyle bir araştırma. Bir tane de araştırmacımız vardı. Değerlendirme imkanımız var böyle. Gemiye binsin. Donanma. Evet. Gidebiliyor mu istediğim yere? Gidebiliyor. Hemen gel. Şuradaki limanı tamir edelim. Bu donanmamız hareket edecek imkanı yok. Sorun değil. Şöyle hemen eğitime başla arkadaş. Heidelberg. Bunu yıkmayalım. Bunu da değerlendirek. Şimdilik ileride yıkarız. Başta imkan kalmadı araştırmak için değil mi? Tamamdır. Çok güzel. İsyan riskini de düşürürüz eğer ki bu okul yıkılırsa. Buradaki ordunun durumu belli. Şimdi Amerika kıtasına gidiyoruz. Burada işimiz var yapılması gereken. Örneğin mesela şunları güzel bir şekilde yok ediyoruz. Buraya alıyoruz. Pes etmek istemiyor. Otomatiğe bağlayıp alıyorum burayı. Bunu yıkalım. Bunu vergi alabileceğimiz yüksek gelirli bir bina inşa edelim. Bordu böyle hareket etsin. Gemi var mı? Aha, var bir tane. Nereye gidiyormuş bu? Başka bir son. Buraya gel. Şimdi Amerika kıtasında ele geçebileceğim toprak kalmadı. Burayı almayacağım. Bu arka plana da gitmek istemiyorum. Yani boşluk var falan, tutmak istemiyorum orayı. Şurada mı ilerlemek isterim? Ve şu yerleri de almak isterim arkadaşlar. Şimdi şurayı alalım biz. Takviye alması gereken birimlerimiz var. İnşallah yeterli gücümüz vardı bunlara karşı savaşmak için. Askeri güçlü düşmanımız. O zaman ordu bir süre burada bekleyecek kuşatmada takviye alana kadar.
Evet. Prusya'ya yaran savaş açarsa Kuba'ya iniş yapmak zorundayız. Hindistan'a dönüyorum. Burada yapabileceğimiz bir şey var mı? Var. Asker yetiştirmeye devam edelim. Örneğin burada 4 tane kompani infanteri yetiştirelim. Burada takviye amaçlı. Orada hazır bekliyor. Bu ordu buna gelecektik galiba diye düşünüyorum. Deyin bakalım bir. Evet. Şimdi iki tane şöyle Native Indian Cavalry yetiştiriyoruz. Buradaki Light Dragon bir lider. Bir tane de Company Infantry yetiştirelim. Tamam, önümüzdeki tur savaşa gidilecekmiş gibi geliyor bana. Burada asker yetiştirelim mi? Yetiştirerek. Neden olmasın? Şundan toplam iki tane, bundan da iki tane, bir tane de. Evet, paramızın büyük bir kısmını güzel bir şekilde yedik. Ama para sıkıntımız yok. Vergi toplamaya bakalım. Elimizde imkan varsa. İngiltere'de sorun var. Halk isyana gidiyor. Casus sen şöyle gel. Buradaki bir birim gelsin şuraya korusun. Limanın zarar almasını istemiyorum. Bir lider yetiştirelim. Bir de elimizdeki son kalan paranın Line Infantry. İsyan çıkmaması için. Vergi alabiliyoruz mu buradan? Alabiliyoruz. Çok güzel. Sıkıntı kalmadı o zaman. Şimdi düşürelim vergileri. Durum ne? Normal vergilerden aldığımız gelirlerle arkadaşlar ordu masrafını kapatabiliyorsak sıkıntı yok. Eğer ki ticari gelirimiz zarar görürse hayatta kalma ihtimalimiz olur. Evet, bunlar maalesef hepsi takviye alamıyor. Tüh. Dur o zaman bir karar almak lazım. Burada asker yetiştirmeyenin sayısını düşürelim. Ordu burada mecbur takviye alması lazım. Para yetişmiyor görüyor musun? Buradan şey kessek, vergi almasak bir tur. 6000 daha sipariş ki. Önümüzdeki tur isteyen çıkmaz inşallah. Ha, burada böyle bir beklentim var da, yani burada istesem de bir şey yapamam. Bu ordu mecbur olarak takviye almak zorunda. Cenova'nın barış anlaşmasına gitmeyi deneyeyim. Basit bir barış anlaşması ne diyecek bakalım. Çünkü o iki ordu da hazır değil. Büyük bir darbe de yemek istemiyor. Teknoloji verim gerekirse karşılığında. Buyur. Bunlar tam manyak çıktı. Abi ya saçma sapan teklif sunma bana. Toprak veremem sana. Şöyle yapalım. Ticari gelirsiz. Ben senden para da istemiyorum. Ya çek git o zaman ya ne diyeyim ya Allah Allah. Savaşacağız mecbur. Şanslısın askerim. Var ama karşı koyacak güçte de değil. İnşallah saldırmazlar. Tamam, bu tur içinde yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Mecbur. Dur 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 dur. Heaven'de iki tane araştırmacımız var. Bu araştırmacılar başka okul yok değil mi burada? İkisini de burada kullanmak hoşuma gitmiyor. Şöyle gelsin. Belki birini bir yere götürebiliriz en azından. Turu bitiriyorum. Evet. Anadolu, evet İskender Rus'tan eline mi geçti diyecektim. Yok, geçmedi çok şükür. Evet. Güzel. Avusturya ordusundan kurtulmak beni sevindirdi. Şimdi Genoa'nın, Roma'nın işini bitireceğiz. Elimize imkan geçerse düşman bize saldırı başlattı. Sayımız çok berbat. İnanılmaz bir şey. Düşman takviyesinin büyük bir kısmı top bataryası. Evet. Ama sorun bu değil. Yanlış ordu içeride bulunuyor. Aslında bu orduya kes savaşsa çok güzel olurdu. Savaşı tabii ki benim yönetmem lazım. Eğer ki bu savaşı kaybedersem Turin düşer.
Ordu kaybına uğrarız. Barış anlaşması sunmaya bakacağım bu savaştan sonra. Yenilsem de kazansam da. Çünkü eğer ki kazanırsam bir savaş kaldıracak kadar gücüm yok orada. Kaybedersem de kötü bir gerileme imzası atarız arkadaşlar. Çok kolay olmayacak bu savaş. Yakacaklar bizi burada. Yıkacaklar. Asker sayısı çok berbat. Top bataryası inanılmaz. Ya birkaç tur bekleyemeyi de saldırmanız mı lazım? Ama adamlar da haklı. Elindeki fırsatı neden kaçırsın ki? Kaybetmek istemiyorum. O kadar ulus yok ettik yani istediğimiz güce ulaşamadık bakarsanız. Şimdi düşman nereden geliyor? Buradan bir yerden gelecek büyük ihtimal. Merkezi korumak zorunda kalabiliriz diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey yapalım. Şimdi takviye unutalım biz. İyi, en azından gönüllü var. Şöyle bir askerleri alalım şöyle. Merkeze sana dağıtıma başlayacağım. Şimdi merkezi bilerek boş bırakıyorum. İnşallah bu konuda yanlış bir hamle yapmıyorum. Bunlar böyle kalsın bakalım. El bombası atabilen askerler arka planda saklayacağım. Aynı şekilde de atlarımızı da. Bir böyle gelsin. Biraz tam böyle tam olarak saklamaya gerek yok. Bunlar da şöyle gelsin. Asker sayımızın çok azalması üzücü bir olay ama yapacak bir şey yok. Evet başlıyorum. Düşmandan buradan başladı. Düşman takviyesi burada. Top atışı başladı düşmanın. Hızlı bir şekilde. Düşman büyük ihtimal hücum edecek içeri. Hızlı bir şekilde yer alsın. Dur. Atlar nerede? O top bataryanı yemek istiyorum abi. Bu savaşı kaybedeceksem de o top bataryanı yemeden kaybetmek istemiyorum. Bunlar merkezde kalsın. Evet. Bunlar aslında uzun bir sıra oluşturabilirse ne mutlu bana. Uzun sıra oldum ne yapabileceğini siz de biliyorsunuz askerlerimizin. El bombası atan askerleri hemen arkasına yerleştireceğim. Yavaş yavaş. Of, camı açık atmak zorundayım. Açık tutmak zorundayım diyecektim diyemedim. Sebebi arkadaşlar belli. Çünkü çok sıcak. Daha da sıcak olacak bu gece. Düşman ne yapmaya çalışıyor abi? Hücum etsene mi içeri? Bunlar yakın menzilde merkez koruma amaçlı bulunacak. El bombası atan askerlerim ne oldu? Geliyor mu? Hızlı bir şekilde gelsinler isterim. Şimdi şöyle gelin bakayım siz. Düşman piyadeyi soktu mu içeri? Atları sokmuyor düşmanımız. İlginç. Tamamdır. Sorun değil. Ateş etmeye başladık düşmana. Çok kötü top atışı. Yanlış birime isabet ediyor. Bu çok güzel. Bunları isabet alırsa sorun değil. Öyle tehlikeli değil aslında. Aslında bir birim kaçırtırsak iyi olur. Kaçma imkanı yok. Hücuma geçiyorum çünkü takviye istiyorum arkadaşlar. Ölümüne yani. Çok güzel. Top atışları işimize yarıyor yani. Düşmanı kaçırttırabiliyoruz. Ölümüne savaşın aslanlarım. Yanlış duymanız ölümüne. Çok güzel. Oha.
Düşman atları içeri sürseler çok işime yarayacak, onu söyleyeyim size. Bu topa teran hepsini alırım ben orada. Hızlı bir şekilde oynuyoruz. Şu anda yapacağımız var diye bir şey yok. Abi ne yaptılar ya? Sivil halktan oluşan gönüllüleri yedire büyük bir kısmı. Sadece top atışlarına düşünün. Saldır saldır, takviye istiyorum. Evet. Burada destek çıkalım. Atlandan. Sivil halk da gelsin şöyle. Düşman maalesef daha atlarını sürmedi. Reinforcement diyor. Çok güzel. Ters taraftan geliyor sandım. Lider geldi. Hoş geldi. Sıkıntı değil liderin gelmesi. Şurada bekletelim. Geç çocuğuma. İşlerini bitir bunları. Nerede düşman askeri? Top atışları inanılmaz bir şey. Atışları ben emredeceğim. Tamamdır. Gerekirse binalar yıkılsın, hiç umurumda değil. Yeter ki savaş kazanılsın. Buradaki durum yani kaç kaldı bundan? Saldır abi. Değerlendir durumu. Bunlar geri gelmesin. Bunların hepsini katledin bir güzel. Çok güzel. İyi koruduk burayı. Buradan asker gidiyor. Şunları topa tutalım. Düşman iyi topa tutuyor bizi açıkçası. Ha. Ya benim amacım şu düşman top bataryalarını yemek. Ama düşman atlısı inanılmaz sayıda üstün. Bu da bizim için iyi değil işte. Sıkıntı o ya. Bunlar da katliam. Son adamına kadar savaşıyor. Çünkü takviye istiyorum. Sağlam bilimler bulunursa savaşalım. Ne mutlu bana. Aklıma bir şey geldi. Bir piyademi, bir atlımı feda edeceğim. Zaten 26 adama sahip bir birimimiz. Bu birimlerden amacım benim düşmanın top bataryalarına saldırmak. İnşallah düşmanın atlarının ne yaptığından bir fikrim yok ama ben bu fırsatı değerlendiririm abi. Tamam, ortalık karıştır. Buraya kadar. Dur, onlar gerim çekildi abi. Değerlendir bu fırsatı. Evet. Gerekirse sona kaçarız. Top atıştan dışarı. İyi, ortalık biraz da olsa burada karışmış oldu. Düşman top bataryalarından kurtulduk diyebiliriz. Kısmen. Atlar geliyor. Saldır. Temizleyelim. Dur, hepsi birine ateş etme, ateş etme. Ah, çok pis bir olay ya. Bu tehlikeli oluyor. Evet, birini gerekirse çekerim. Sorun değil ama takviyeden atlı gelecektir. Sağlam bir piyade geldi. Çok güzel. İçeri alıyoruz. Tamamdır. Evet, hiç ilgisini çekmedi. Durdur abi. Oyala. Dağıt ortalığı. Top atışı şunlara yapışsın. Evet, inşallah size göre savaşı çok doğru yönetiyorumdur. Yani otomatik arkadaşlar basit bir savaş yönetiyor diyebiliriz şu anda açıkçası. Yönettiği savaşı hiçbir oyuncu yönetmez. Ya maalesef Empire Total'daki otomatik berbat. Bunu hepimiz biliyoruz yani. Şimdi düşman takviyesinin büyük bir kısmı gelecek benim sayemde. Çünkü top bataryalarını yedim. Ama benim için büyük bir sorun değil bu.
İçeri girelim hemen. Ay kavgada durma, kavgada durma. Gel abi, gel gel gel. Hiç şey yapma. Lan durma durma, hiç durma diyorum. Adam hücum ediyor ya. Allah Allah. Bazen saçma sapan hareketler yapmazsanız olmuyor. Al gir o zaman ölümüne. Ne diyeyim artık yani. Dur orada dur sen. Evet. Sebebi belli. Şimdi siz hızlı bir şekilde gelin, burada dörtgen formasyon kuracaksınız çünkü. Top atıştan hepsi buraya yönelsin. Hızlı ilerlerseniz sevinirim. Bak düşman böyle durdurur işte sizi. Ah gördüm, yakaladı. Yavaş yavaş ilerlemek ne işinize de hiçbir işinize. Şimdi top atıştan hepsini şuraya yöneltiyorum. Abi hızlı ilerleyin ya. Söz tutun be. Bunlar yavaş ilerlesin. Yormak istemem orduyu. Acelesi yok. Şimdi siz geldiniz ya, dörtgen formasını kuracaksınız. Bunun sebebi şu arkadaşlar burada. Çünkü gelen takviye koruyabilmek için. Kapılar düşmanına düştü. Bunu tüm millet, herkes biliyor. Gördünüz. Aslında birkaç askerden yukarı çıkıp evet kapıyı alabilirim yeniden. Alsam da iyi olur. Şimdi top atışları yeniden başladı. Ama sular koruyordu diye düşünüyorum. Evet, içeri dönene kadar yapsa da işine yarayacak ki. Saldır artık ölümüne. Evet ölümüne savaş. İstemiyorum artık. Çünkü bir işim yaramazsın şu andan sonra. Takviye gelsin en azından. Evet. Yavaş bir şekilde ilerleniyor. Acelemiz yok. Zaman bizim için. Top atadan şunlara yöneltelim. Ya dur, dışarıdaki benim. Yok ondan bir işlenmiş. Sanmıyorum bundan sıkıntı çıkaracağını. Kendi sularımızı vursak da sorun değil. Düşman atlısının büyük bir kısmı dışarıda bekliyor. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi dışarıdaki düşmanlarımızı vurmaya bakalım. Kapı bizim. Çok güzel. Bu birimlerde saldırı emrini vereceğim burada. Yüz zarar verdiler. Sıkıntı değil ama benim için. Yani ateş edemiyor deme bana diyecektim. Ateş etmeye başladı. Buraya top atışı yapmaları uygundur. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Sen teksin burada. Saldır abi, dışarı çık. Hızlı bir şekilde yerinizi alın şöyle. Bunlar kapıda. Dur lan dur 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 dur. Ben iyice uyudum. Uyudum vallahi. Sorun değil ama. Sorun değil. Gel 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 şöyle. Çok güzel. Çok güzel. Takviye geliyor abi. Atlar hızlı gelsin. Savaşmayın. Gerek yok. Top atışlarına dövelim. Hızlandırıyorum. Hı, çok güzel. Şimdi şöyle gelin siz de. Ya da şöyle gelinsin. Giren düşman askerine sıkarız abi. Evet şimdi durum iyi. Düşman top bataryalarını yemeye bakacağım. Bir tanesini feda ediyorum yani atlamın. Birkaç tanesini vurursak ne mutlu. Düşman uyanmaz, büyük bir hata yapacaktı diye umuyorum. Öyle de olacaktı kesin.
Ne yapmaya çalışıyor anlamadım ben. Önce şunu ye o zaman. Evet. Yani büyük bir hata. Temizliğe başlayalım. Şunu bitirek bunları. Şunun işini bitir. Yazık düşmanımıza. Ne yapacağını bilemiyor. Gel şunların işini bitir. Tek tek top atarım bitireceğim. Düşman çünkü inanılmaz büyük bir yapay gerizekalık yapıyor. Yapay gerizekalık. Evet gördüğünüz gibi bakın. Hızlı hızlı hızlı. Şimdi top atışına tutarsa o zaman görün ben seni. Düşman piyadesi dikkat etmek lazım. Boş ver sen onu şimdi. Şuna saldır. Hiç o hiç yani. Bir oyuncu olsa bunu yapmaz abi. Ama ne yapacaksın? Yapay zeka yapacak bir şey yok. Valla böyle olmaz olmaz onu boş ver sen şimdi onu boş ver. O yalan başka bir bölgede. Çok güzel. Düşman merkeze doğru ilerliyor galiba. Temiz diye devam. Çok güzel. Şimdi oradakilerini alacaktım. Düşman piyade sokuyor savaş alanı. Piyadeyi hücuma gönderiyor şu anda. Hiç sorun değil. Aha vallahi fark ettiler. Ama şimdi mi fark ettiniz? Çumrumda değil. Şunları yedim mi? Olay bitmiştir. Allah. Bunlarda da kafa karışıklığı. Ne oldu şimdi? İşte yapay zeka arkadaşlar. Hayırlı olsun. Ama onlar yok oldu. Yapacak bir şey yok. Burada düşman milisyene yüklendi bize. Aslında biraz daha içeri alsaydık iyi oldu bunları be. Ayıp oldu. Bildiğimiz milisya oğlum. Gelin şöyle ya. Onlara karşı yakın menzilde bile savaşamıyorsunuz. Helal olsun. Şunların desteğini alın da savaşın en azından. Merkezi almış gibi gösteriyor. O merkezi ben alır başına çalarım. Kimin merkezini alıyorsun sen? Yani. Şöyle gelin. Hızlandırak. Ya bildiğimiz milisya ne yapıyor ya? Adamlar savaşın böyle uzaması burada. Heh, şimdi kaçmaya başladılar. Keşke menzilleri yetse şöyle şunları ateş edebilsek. Maalesef yetişmiyor. Saldırdı. Buradan ateş desteği var. Bir kaçın direkt kuşuna dizlerim. Kaçmaya başlandı. Çok güzel. Evet. Şimdi top atışları şunun üzerine devam edelim. Vaktimiz çok azalıyor. Bu iyi. Lehimize tabii ki bu. Şimdi bir hatta daha feda etmeye hazır mıyız? Edesim var mı? Bilmiyorum. Var. Hadi bakalım. Gelin o zaman. Benim amacım şimdi şunları yemek. Ondan sonra burada ölümüne dalması istiyorum. Top bataryanı yemek için. Burada var bir top bataryası birikmiş. Düşman liderini öldürürseniz ne mutlu bize. Ne yapıyor bunlar? Top atışları başladı. İsabetli atış göremedik ama. Hızlandırıyorum. Şu anda yapacağımız fazla bir şey yok çünkü. Saldır abi. Saldır durma. Burada bir şey var ama. Gördüm. Dikkatimi çeken. Düşman saldırısı içeri doğru. Etkili bir saldırı olacağını sanırım. Şunları top atışına tutak biz gene de. Tamamdır. Şimdi gel. Şunu bitir.
Düşman atlısı mı içeri doğru geliyor? Gelsin, sorun değil. Yeteri kadar askerim var. Yok, gelmeyi tercih etmedi. Şöyle dal. Ölümüne. Düşman askeri saldırsa saldırsın. El bomba satan askerler de bulunsun. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel şöyle gel. Ay sizin saldırma efektinizi yesinler be. Abi nasıl bir şey ya bu? Ben amacım şunları yemek yani. Şunları ortadan kaldırmak. Şöyle gel. Onlar boş ver abi. Onlar kalenin içinde yiyeceğim. Söyleyemedim. Kaçma. Hayır. İnşallah geri döner. İnşallah geri döner. Dön 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 dön. Daha dönme. Dönme dönme yediler. Dönmeseydin keşke. Tüh. Tamam, en azından kurtarak geri kalan. Tamam, operasyon iptal. Gel içeri o zaman sen de. Şöyle kurul. Evet, fark etmez, sorun değil. Bir atlı birimi kaybettim olacak. Bir atlı birimi kaybetmiş olduk. Savaşın bitmesine az kaldı. Zafer bizim olacak yani, yakında böyle giderse. Vaktimiz bitmiş lan. Evet. Bu bölüm biraz uzayacak maalesef. Yani daha top atışı yapıyor adam ya. Düşman takviyesi geldi bir birim geri çekilince. Tabii ki normal olarak takviye geldi. Hadi gel de saldır da bir işi bitirek ya. Çok bekletiyorsun insanı vallahi ha düşman. Ya bir atlı hücumu gerçekleştirse de katliam görsek içeride. Ama düşman saldırmıyor. Nedenini ben de bilmiyorum arkadaşlar. Doğruyu söylemek gerekirse. Bir top bataryası. Ya hiç lazım olmayan birimle geliyor. Ama kullanmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Bir anda zaten elimde başka bir imkan yok nasıl olsa. Yani. Şöyle bir şey düşünme. Acaba bir atlı birim daha fena. Ya şunlar şöyle en azından o kadar kafayı yemiş bir şekilde... Savaş yönetiyorsunuz. En azından kafayı yiyip şekilde şurada durun da ben de yiyeyim bunları ya. Düşman da az değil yani. Bu konuda korumak istiyor. Ama ne atlan ne koyuyorsun abi? Kaleye gir. Hucum. Allah Allah diye adol sen Müslüman değilsin ki. Cenova olan kapıyı kim kapattı? Bunlar niye geçiyor? Allah'ım ya Rabbim. Yok abi ben bu oyunu öyle bir gıcık kapıyorum ki. Bu oyun serisi büyük ihtimalle son oyun serisi olacak bu oyundan. Evet gerçekten ya bu ne ya? Allah'ını seversen ya. Kapıdan geçemiyor şeyler ya. Askerlerim var. Kurşuruyor o zaman ya. Buradan düşman topa tutak ya. Bu ne Allah'ını seversen ya. Son kalın dakikalı böyle kullanayım en azından. Yok ya bazen gerçekten böyle bir olay oldu mu gıcık kapıyorum. Aa kulak. Dur bir. Yankı yapmış olabilir çünkü kulaklığı taktığımdan haberim yok. Ben de diyorum niye az ses geliyor. Adamlar burada yedi lan bunları. Olsun. Elinizden geleni yapın. Az kaldı. Evet. Yankı yapmış olabilir arkadaşlar oyun sesi. Onu şimdiden söyleyeyim. Ya hiç de kulağıma ses gel çok az geliyor diyorum. Neden geliyor? Kulaklığı takmayı unutmuşum. Allah'ım yarabbim ya. Sorun değil. 3 dakika kaldı. Hadi aslanım. Zafer bizim olacak inşallah. Düşman merkeze almayı beceremedi. Beceriksizler. İyi bak görüyorsun işe yarıyor bir şeyler. Şöyle vur. Geç kaldın. Şimdi son dakika saldırı başlatayım deme. Vallahi de öyle. Şaka mısınız oğlum ya? Al. Abi ne kadar piyada varsa merkeze. Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Adama son dakika savaş saldırdı ya. Ben burayı tutarım abi. O
nasıl top atışı? Kendi askerlerimize katlettik. Bitti bitti. Hah, ben de diyorum. Evet, yok yok, kahramanca bir zafer aldık, kabul ediyorum. Evet arkadaşlar, belki heyecan dolu bir savaş görmediniz. Dediğim gibi artık yeter, ben yoruldum. Okey, tamamdır. Düşman bizden daha çok asker kaybetmiş. Hoho, çok güzel. Milan'ı boş bıraktı. Prusya'nın amacı ne? Prusya gene mi çıkarma peşindesin ya abi? Donanma üzerine göndermem lazım seni. İleride yeniden Prusya'ya savaşmak lazım. Evet. Maratta Confederation arkadaşlar, teknoloji çalma peşinde. İleride sizi de mahvedeceğim. Sizi de ortadan kaldıracağım, o kesin. Bunları ortadan kaldırma sıkıntı çekeceğim sanırım. Bir bizi uğraştıracak ulusları ben size söyleyeyim. Avusturya, Prusya. En güçlü devletler şu anda onlar. Ama paramız oldukça, ordu yetiştirip düşman üzerine gönderirsek sıkıntımızın kalacağını sanmıyorum. Çünkü her arkadaşlar tur ordumuz gittikçe büyüyor. Zaman geçtikçe güçleniyoruz. Evet, bu da tabii ki bizim için çok güzel. Ya bu oyunda bug olmasa aslında Napolyon'un Totlova'da böyle bir şey yok diye hatırlıyorum. Evet. Mindpy Totlova'da var maalesef. Güncellendi, şey yapıldı, yine de bug oluşuyor. Evet, bu savaş ama önümüzdeki bölüm göreceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.